Emre Kongar Kanlı 5 ay 5 HDP ile hükümet MHP ile ittifak ve yeniden iktidar Sevgili okurlarım ister inanın ister inanmayın 7 Haziran 2015 seçimlerinde azınlığa düşen Erdoğan AKP iktidarı HDP'lilerle kurduğu seçim hükümeti sırasında MHP ile ittifak ederek 5 ay sonra yeniden iktidara geldi. MHP ile ittifak oluşturan Erdoğan, AKP yönetimi, 2016'da FETÖ'nün askeri darbe girişimine maruz kalıyor, 2017'deki halk oylamasında yasalara aykırı oy sayımıyla rejimi değiştiriyor ve ülkeyi bugünlerdeki karanlığa taşıyor. İşte o dönemdeki olayların son bölümü bugün, ibret alınması için devrim ve karşı devrimin yüzyılı kitabımızdan kısaltarak alıntıladığım diziyi bugün bitiriyorum. 15 Eylül, Suriyeli mülteciler önce Edirne'ye, oradan da Almanya'ya gitmek için Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda yığıldı. Havanın kararmasıyla birlikte otogarda bekleyen mültecilerden bazıları çadır kurdu. 17 Eylül Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak suçundan tutuklanan Edremit Belediye Başkanı Sevil Rojbin Çetin İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındı. 22 Eylül, seçim hükümetinde yer alan HDP'li Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan ve AB Bakanı Ali Haydar Konca görevlerinden istifa etti. Profesör Doktor Beril Dedeoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakerecilik görevini devraldı. 24 Eylül, Haç için gelenlerin barındığı Mina Çadır kentinde çıkan izdihamda en az 753 kişi öldü, 888 kişi yaralandı. 1 Ekim, gazeteci Ahmet Hakan, İstanbul'da evinin önünde dört kişinin saldırısına uğradı. 9 Ekim, Anadolu Ajansı muhabiri Salih Mahmud Leyla, Halep kırsalında IŞİD tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi. 10 Ekim, Ankara Tren Garı'nda düzenlenen emek, barış, demokrasi, mitinginde, istihbarat birimleri tarafından izlenen IŞİD bağlantılı kişilerce gerçekleştirilen iki ayrı patlama meydana geldi. 103 kişinin hayatını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı miting, ülke tarihinin en kanlı terör eylemi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildi. 14 Ekim Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir, Beşiri İlçe Belediye Başkanı Mustafa Öztürk ve İki Köprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. 15 Ekim Hakkari Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. 20 Ekim, Başbakan Davutoğlu'nun Van mitingindeki, AK Parti iktidardan indirilirse ya bu terör çeteleri dolaşacak ya da eskiden olduğu gibi beyaz toroslar dolaşacak. Biz bu memleketi terör çetelerine, faili meçhullere bir daha bırakmayacağız, sözleri yeni bir tartışma başlattı. 23 Ekim, Gezi Parkı ana davasında mahkeme 255 sanıktan 244'ünü suçlu bularak 2 ay 15 gün ile 1 yıl 2 ay 16 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. 7 sanık beraat etti. 4 sanığında dosyası ayrıldı. Mahkeme 4 sanığa, ibadethaneyi kirletmek suçlamasıyla 10 ay hapis cezası verdi. 26 Ekim, Fetullahçı terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle Eylül ayı başında MASAK tarafından operasyon düzenlenen Koza İpek ve 22 şirketine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle kayyım atanmasına karar verildi. 28 Ekim Koza İpek grubuna bağlı 22 şirkete kayyım atanmasının ardından grubun televizyon kanallarının yayınına müdahale edildi. Bugün TV ve Kanal Türk yayınları kesildi. 1 Kasım erken genel seçim yapıldı. Önceki seçimlere kıyasla çok hızlı açılan sandıklardan AKP'ye %49,49, CHP'ye 25,31, MHP'ye 11,90, HDP'ye ise 10 bölü 76 oranında oy çıktı. AKP, 5 ay öncesine göre, oylarını kendi içinde %25 kadar, Genelde yaklaşık %10 puan artırarak oyların neredeyse yarısını aldı, 7 Haziran'daki durumu tersine çevirdi ve tek başına iktidar olmayı garantiledi.